Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Dragonstone Fantasy videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bugünkü videomuzda hem sentezlemeleri ele alacağız hem de update uygulaması ile ilgili gene indirimlerden ve uygulamalardan paylaşacağız arkadaşlar. Henüz hala indirmediyseniz açıklamada kısmında update'in linkleri mevcut. Oradan tıklayarak hem de Mustafa5 promosyon kodunu kullanarak uygulamamızı indirip indirimlerden faydalanabilirsiniz. Şu şekilde de gösterelim hatta siz değerli kardeşlerimize. Bakın bu uygulamamız. Buradan search kısmına şimdi güzelce Dragon Stone Fantasy olarak yazaraktan uygulamamızı açıyoruz. Ve buradan oyunumuza giriş yapıyoruz. Ve daha sonrasında da harcamalarımızı buradan yapıp ve promosyon kodumuzu kullanaraktan devam ediyoruz. Şimdi gelelim asıl konumuza, sentezlemelerimize. Evet, şey de gelmiş. Bingo. 240 elmas. Allah bin bereket versin. Zaten bunlar da gelmese oyunda elmas derdimiz olmayacaktı. Zaten bu hediye çarkını da doğru kullanmak lazım. Şimdi bunun hakkında da sizlere güzel bilgi vereceğim. Hatta videomuzun başlığına bunu da ekleyelim. Şimdi hediye çarkını da kullandığınız zaman, yani fal çekilişinde kullandığınız zaman buradan gelen elmasları oyun içerisinde kullanabiliyorsunuz. Ama mesela pazar alışverişlerinde kullanma durumunuz olmayabiliyor. Bilginiz olsun. Çünkü burada ana elmasınızı çarparaktan size veriyor fazlasıyla. Uygulama için mesela buradaki şu an için mesela örnek veriyorum. Şöyle bakalım bugünkü etkinliğe ne gelmiş. Şunları alalım bir. Şimdi mesela bugünkü etkinliğimiz kule etkinliği gelmiş. Gene aynı zamanda 3S. Güzelmiş lan. Binek gelmiş. Japon balığı. Sarıya da uydu ha. Fena değil. Hatta bir tane de çevireyim bakın. Belki şansımıza iyi bir şey çıkar. Sanmam da geç. Çıkacağını. Sen daha çevirelim. Şu ne? Bu o mu? Yok bu o değil. Şuradan ihtimaller doğrultusunda vermeyeceğini bildiğimiz için genelde denemek lazım. Yani fal çekilişini yatırım yaptığınız zaman çok iyi ödüller alıyorsunuz ama oyun içi kullanabiliyorsunuz. Ama sizin için iyidir bence mantıklı olaraktan. Çünkü amacınız zaten kule etkinliğine katılmak ve çark çevirmek. Mesela buradaki çarkta çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz bunu da. Oranları da yazıyor bunun. Evet, Ejder Etkinliği, Bahar Festivali, Serin Orman. Güzel etkinlikler gelmiş hafta sonu için. Bence değerlendirilmeli. Şöyle bir de müzayede evine bakalım. Müzayede evinde de artık eskisi kadar güzel şeyler olmuyor. Evet, biz konumuz olan sentezlemelere girelim arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz iki kademeli sentezler var. Sağ tarafta işte ekipmanların olduğu, sol tarafta geliştirmeniz gerekenler. Şöyle hatta kademe kademe bakalım. Buradan zaten yapıyorsunuz. O sol tarafa doğru atıyor. Bakın burada mesela taşlar var. Bunlar yeni gelmiş. İlahi zırhlarınız var. Dönüştürüyorsunuz. Burada yerleştirmeler var. Şöyle devam edelim. Türlerimiz var. Aynı zamanda bak mesela bu değişim için. O 100 tane istiyor bir tanesi için. Bunu görmemiştim. Bunların içerisinde benim yok mu biriktirmiş olduğum yokmuş. Kutsal kalkanımız var. Vay bunlardan bayağı biriktirmiştim ben kullanmak için. Bunu da geçelim. Kutsal yeminimiz var. Bu şeyi açmamız için. Dördüncü oyma için. Neptün ekipmanımız var. Bu evlilikte kullanılan her şey mevcut. Bakalım başka ne varmış aşağıda. Aksesuarlar var. Buradan da kademe 7'ye geçiş olan aksesuarlardan var. Yüzüklerimiz var. Bir tane varmış. Birleştirebiliriz aslında ama satılamayandan gerek yok. Sonra sıradan yapma ekipmanlarımız var. Dur şunları birleştirelim de elimizde kalsın. Lanet topraklar. Ünvanlar. Şu
Şöyle bir bakalım en sonki ünvan durumumuz neymiş? Kaç tane istiyormuş? 10 tane. Evet, ünvanımızı da yükselttik. Başarıyla tamamlanmış durumunda. Biraz da rahatsızım. En son ünvanlardaydık. Cevherler var, güçlendirilmiş. İşte burada atak taşları var. Ejderha ekipmanları. Daha doğrusu. Sonra onun haricinde binek ekipmanlarını sentezlemek için, Neptünler için. Hepsini buradan yapabiliyoruz. Bakalım başka ne var. Kutsal taşlarımız var. Bizim iki tane kutsal taşımız varmış. Basa binmek için. Sonra şunları da güçlendirdik de belki lazım olur. Su cevheri. Şunları da yükseltik. Oo, burada bayağı var. Bunları da yerleştirelim de bari. Ejderha oymalarımız var. Geçen de bunu anlatmıştık zaten. Sağ tarafta ekipmanlarımız var. Kademeden başlıyorsun. Kadem 16'ya kadar sentezlenebilir durumda. Kutsal ekipmanlarımız var. Aksesuarlarımız var. Yani bu bölüm üzerinden sizin birleşim yapabileceğiniz bütün her şey mevcut arkadaşlar. Hatta şöyle girmişken de bir Neptün'de birleştirmesini yapalım. Şöyle sentez diyelim. Kademe burada. Ha, bir tane eksik. Bir tane daha olsaydı. Onu da iki yıldızla basardık. O zaman şunu ne yapabiliriz? Şuradan zindandan uçurumun derinlikleri diyelim. Akın yapalım. Niye yapamıyoruz? Şeyimiz mi yok? Premium VIP'miz mi bitmiş? Bakalım bir. Aa, süre dolmuş. Farkında bile değiliz. Tekrar girelim. Hızlı akın diyelim. Evet, şimdi tekrardan bir bakalım. Şimdi şuradan gereksizleri bir parçalarını ayıralım. Gene bir tane eksik olsun. Şu aşağıda verelim. Bir tane olsaydı şu anda basardık en azından. Ama yok ne yazık ki. Şöyle bir buraya da bakalım. Şunları toplayalım. Oo. Ama tek parçalar bunlar. Biraz da grip olmuşum. Havalar da soğuk. Burada işimize yarayan ne varmış? Kademeyi de var. Ha, bu şeyler için. Eksik olanları tamamlamak için. Bizim onlarla işimiz yok geç. Yani şimdilik bu kadar anlatacaklarımız. İnşallah işinize yarar. Update uygulamasını indirmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.